Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Meclisi üyeleri, sevgili asker anaları ve babaları, çok saygıdeğer yalın çevreler, geleneksel asker veda gecesinden birinde yine sizlerle birlikteyiz. 82'ye 4 tertip asker kardeşlerimizi bu veda gecesine hoş geldiniz. İçinizden biri olarak bu güzel gecede sizlerle birlikte olduğum için bu mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu arada hepinizi mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ayrıca düğün salonumuz hayırlı olsun. Burada ilk programı yapmanın gururu ve mutluluğunu da yaşıyorum. Bu güzel tesisi sizlere kazandıran Sayın Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede böyle güzel tesislerin kasabamıza kazandırılması onur verici, mutluluk verici. İnşallah devamlı gelir, daha güzel hizmetler, daha güzel tesisler sizlerin hizmetine sunulur diyorum. Ve sizleri önce ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz ve büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Akabinde İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Dikkat! Korkma sönmez kuşağlarda yüzen alsana, sönmeden yurdumun üstünde tüller sonacak o ben. Milletimi yıldızdır parlayan o benim, bir o benim milletimdir ancak çarpma. Bu arada askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim'de dua için, dua okuması için Sayın Dursun Hocam'ı mikrofona davet ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allahumma Rabbana
azadanlar kapan afilliği ve duvaledeyce velil mu'minine yevme yekûnu hesab Allahümme adlehumme abeden saliha rizgan vasiha umran tavhila Allahümme sellimna ve sellim dinana ve imanana ve ahfiz aleyna ve arham etanana ve istecib dualena bu hürmet seyyidina muselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. Değerli gençlerimizin bu değerli vazifelerini ifa etmeye hayırlarla gitmesini ve yine kendi ailelerine, eş ve dostlarına, akrabalarına ve kendi vatanlarına yine hayırlı dönmesini canı gönülden arz ediyorum. Hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. Evet. Sayın hocama çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Askerlerimiz adına konuşma yapmak üzere Şinaslı Büyük kardeşimizi mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım, sayın değerli ağalarımız, babalarımız, yanlışlarım değerli büyükleri, sevgili arkadaşlar, Can Yavaş Diyar Arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz de saygılar sunarım. İki üç gün sonra vatan evlerimizi yanmak üzere doğup büyüdüğümüz vatanımızdan, canımızdan daha çok sevdiğimiz vatanımızı korumak üzere ayrılacağız. Şuna inanın ki bizler vatanın bekçileri, bu vatanın evlatları olduğumuz sürece sizler daima huzur ve güvençli olacaksınız. Bu iman normalimiz her zaman ve her yerde sizlere zarar vermek isteyen düşmanların karşısında bir siper olarak duracaktır. Ve bizler yaşadığımız sürece minarelerden yükselen sesleri ve göklere dağılan bayrağımız hiçbir zaman inmeyecektir. Eğer elden sesler durur, göklere dağılan bayrağımız neyse, bil ki o zaman biz Hakk'ın rahmetine kavuşmuşuzdur. Hepinize programa katıldığınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız. Şinaslı Büyük kardeşimize teşekkür ediyoruz güzel konuşmalarından dolayı. Ona ve onun şahsında bütün askerlerimize şimdiden başarılar diliyoruz, hayırlı tezkereler diliyoruz. Şimdi de konuşma yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımızı mikrofona davet ediyorum. Thank you.
asker Sinasi Büyük. En büyük asker Mehmet Tufan. En büyük asker İsmail Gelmez. En büyük asker Fahrettin Aygün. Özür dilerim, herhalde yanlış mı söylüyorum? Doğru, doğru. En büyük asker Ali Temiz. En büyük asker Şükrü Vural. En büyük asker Saadettin Murat. En büyük asker Hüseyin Murat. Hüseyin Murat. Teşekkür ederim. Sahipsiz vatanın bakması haktır. Sen sahip olursan bu vatan bakmayacaktır. Diyen İstiklal Marşımızı söyleyen ve yazan merhum Mehmet Akif Ersoy nesilden nesile mesaj düşmüştür. Bu vatan bakmayacak diye onun sözüne mazhar olmak için yarın çevreden vatanı müdafaada asker gönderiyor. Türk milleti, Türk asker anaları, Türk asker babaları, tabi burada anası asker gönderiyoruz. Babasız asker gönderiyoruz. Ama onlar bizim manevi evladımızdır. Türk milleti asker odanı peygamber odanı kabul etmiştir. Öyle mi Dursun Hocam? Hiçbir millette bu gurur ve şuur yoktur. Sadece Müslüman Türk milletinde vardır. Kutlu vatan mine iman. Öyle mi hocam? Vatan sevgisi imandandır. Buyruğundan işte biz yarın çevreliler olarak bu gençleri asker vatanı müdafaa etmek için gönderiyoruz. Önceki gönderdiğim askerler Delikaya tepesine önce vatan yazdılar. Doğru söylemişler. Önce vatan. Vatanını sevme. Anasını sevmez, vatanını sevmeyen, babasını sevmez, vatanını sevmeyen, komşusuna gitmez. Burada, burada uzun atmıyoruz, vatandan bahsediyoruz. Asker anaları, asker anaları, Allah razı olsun sizden. Asker babaları, sizden Allah razı olsun. Tertiplerini bilmiyorum. Herhalde 1984. 82'ye 4 tertipler de asker ağacının eteğine inşallah ilelebet. O ağacın ismi asker ağacı kalır. Onun eteğine ne demişler? Vatan sağ olsun demişler. Öyle mi? Yanlış demişler. Gençler, vatan sağ olacaktır. Vatan, Türk vatanı ilelebet payidar kalacaktır. Kıyamete kadar, her ne kadar Avrupa Birliği'nden,
okunacak. Kimse buna engellenmeyecek. Kimse. Benim desteğim, yani benim yaşımdakiler, biz çok sıkıntı çektik. Bir zamanlar dediler ki, Rusya'ya katılırsan bizim memleket gülistanlık olacak dediler. Ne oldu Rusya? Paramparça oldu. Şimdi de tutturdular bir Avrupa Birliği. Ne olacak? Ne biliyorsunuz yarın Fransa bir tarafa çekip Almanya, Hollanda bir tarafa çekmeyecek. Bu siyasette yapmıyorum yanlış anlama. Ben belediye başkanı olduktan sonra ben dedim de benlik davasında değilim. Ben belediye başkanı olduktan sonra hiç politika yapmadım. Hiç siyaset yapmadım. Çok da kolaydı. Küçücük çocuğa yavruya böyle yaptırırdım. 2,5 lira verirdim. 250 bin lira verirdim. Babasına her gün cebelleşir. Ben hiç taraf tutmadım. Hiç taraf tutmadım. Ben bir yere hesap vereceğim. Ahmet'e, Mehmet'e, Kaymakam'a, Hasan'a, Eldiven'e ve Şiyesine değil. Allah'a canım vereceğim ben. İnşallah bu gençleri böyle sağ salim gönderdiğimiz gibi inşallah sağ salim gelecektir. İnşallah sağ salim gelecekler. Bir de onların düğünlerini yapacağız. Bir de inşallah bunların düğünlerini yapacağız. Bugün fitre bayramı, bugün şeker bayramı, bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Tabii burada Dursun Hocam var. Ben onun yanında işte konuşmak denizin dibinde huyu kazar gibi olur. Ben konuşmam yanlış olur. Ancak hani derler ya iki bayram arasında nikah olmaz filan. Şimdi işte bugün nikah olmaz. Müslümanın hamdalık bayramı Cuma'dır. Tabi hocam da fetvasını versin. Bir de işte Ramazan bayramı. Gençleri hayırlı bir iş filan yapacak olurlarsa, genç kızlar hayırlı bir iş yapacak olur, yuva filan kurmak için kızlar çırma, kızlar şoray olursa, nikahı bugün yapmayın, pazartesi. Tabi o da esnesin yanında. Her hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, programımızda eğlence var, türkülerimiz var, bir de hediyemiz var, çekilişimiz var. Şimdi askerlerimize yapılacak açık artırma sonucu kutu içerisinde değerli bir hediyemiz var. Değeri çok büyük. Bu gecenin hatırası olarak manevi değeri çok büyük. Programımızın içerisinde yapacağımız açık artırma sonucu bu hediyeye bir kişi sahip olacak. Oradan toplanan parayı da askerlerimize eşit bir şekilde yol harçlığı vereceğiz. Bu da programımızın bir parçası. Şimdi biraz da eğlence diyoruz. Oturacaksınız lan.
Thank you.
tabii ki oynamak isteyecekler ama biraz şöyle hüzünlenelim, biraz ayrılıktan bahsedelim. Daha sonra oynatırız.